metafizik istihbarat, astral seyahati nasıl tanımlıyor? Astral seyahat yapabilme kabiliyeti doğuştan mı geliyor, sonradan mı insanlar öğrenebilir veya bu öğretilebilir mi? Astral seyahat uygulamasının tehlikeli tarafları var mı? şu anda ülkemiz üzerinde bazı ışıklar uçuşuyor. Hani mane, manevi radardan bahsediyorum burada. Diyorlar ki bak şu an gösterdikleri şey. Bunlar diyorlar... Diyorlar ki yani normalde bu söylenecek bir bilgi değildi ancak zaman yaklaşıyor diyorlar. Hayır olsun inşallah. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız çok önemli tarihi bir mekandayız ugrevi bir mekandayız hakikaten de mekanı aşağıdan böyle yukarıdan aşağıya doğru inilen bir yer eski çeşme gibi hocam hipodrom çeşmelerinin kalıntıları diye geçiyor evet. sevgili Zeki Bey bu konuda bizi bilgilendirdi hazır Zeki hazır, Bey demişken hazır. bir duyuruyla başlayalım bugün astral seyahati konuşacağız ama 17 Şubat'ta inşallah soruyorsunuz gezimiz var 17 Şubat'ta tarihi Bizans sarnıçlarını gezeceğiz. Çok çok önemli. Yara Vatan Sarnıcı, Binbir Direk Sarnıcı ve bu anlamda sevgili Manolyo önderliğindeki önderliğinde İstanbul'un, Türkiye'nin hatta Orta Doğu ve Balkanların en önemli rehberlerinden, en güzel anlatan, en güzel bilgiye sahip olan kişisi sevgili Zeki Bey'le aynı zamanda gezeceğiz. Hem tarihi olarak ele alacağız, hem güncel konusunu ele alacağız, hem de metafizik olarak İşallah. ele alacağız. Bugün sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Kamera arkasında sevgili Zeki Bey var ve aynı zamanda da her konuda bize desteği olan, desteğini esirgemeyen, Kıymetli büyüğümüz ağabeyimiz Kehan abi ağabey de bizle beraber. Ona da çok teşekkür Hemen ediyoruz hazırsın. buradan. Hocam 17 Şubat'ta valla merakla bekliyorum ben de ilk Hiç defa. İnşallah biz de e, e, bilmiyoruz. Bakın neyle karşılaşacağız orada. Özellikle ya, yani. Ayasofya'yı falan biliyorduk ama Burası ee, yere batan sarnıcının farklı özelliği var. Sizin bahsettiğiniz gibi Medusa. Ee, İley hattı lei var orada. Var. Medusa sembolü varmış. Bakacağız, soracağız. Bakalım ne getirecekler. Vallahi o, ben de merak ediyorum Şu kapıyı çalacağız inşallah. Medusa ee, heykelini biliyorsun o ters baş Medusa heykeli. özellikle yapmış. oraya ha. Bizans imparatoru tarafından özellikle koyduruldu. Oradaki kötü Hı. enerjinin bir şekilde bastırılması için böyle bir dengede bulunduğunu falan anlatılıyor. Bakalım, anlatılıyor ama bakalım onlar ne anlatacaklar. Olabilir. E, He, öyle de olabilir. Çok önemli. Farklı bir şey de anlatabilirler. He. Biz de bilmiyoruz. İnşallah misafirimizle beraber öğreneceğiz. 17 Şubat Cumartesi günü. İnşallah sizleri de bekliyoruz gelmek isteyen herkesle. Daha önce Ayasofya gezilerimizde, Fatih'deki gezilerimizde gerçekten gelenlerin hepsi çok memnun oldu. İnşallah. O geziden de gelenler yine varmış herhalde. E sağ olsunlar bizi hiçbir gezide yalnız bırakmıyorlar. Her gezide farklı bir şey yaşıyoruz. Ayaklar o da, da çok ilginç. En son şeyde yaşadıklarımız da ilginçti yani. En sondan bir önceki Ayasofya gezimizde Dikili Taş'ta yaşadıklarımız da çok ilginçti. Bunu da bir kez daha belirtelim. Hocam geziye gelmek isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Malum yer altına gireceğiz. Bazen hani çocuklarını da getiriyorlar. Ama şimdi sarnışlar biraz daha karan hmm. olduğu için hani çocuklar için pek belki uygun olmayabilir. O yüzden hani yetişkinler olarak icabet ederse daha... Farklı bir metafizik olaylar da olabilir. Ah, olabilir, olabilir olabilir. O yüzden Dikkat etmek de, lazım. Biraz daha belli bir evet. üstü gelirse daha makbul. İnşallah. Der. İnşallah. Bu arada soruyorsunuz Ayasofya gezileriniz devam ediyor mu? Devam ediyor arkadaşlar. Manolyo Tur önderliğinde Manolyo Tur'dan da bilgi alabilirsiniz iletişim numarasında. Ayasofya de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayasofya'da bazı şeyler oluyor ama... Dur bakalım onları ben ayrı videoda anlatacağım. Yani işte bir tarafı kapalı o tarafı açık. Bunun mutlaka bir mevzusu var. Ona gireceğiz ama daha sonraki videolarda bir duyuru mahiyetinde onu da söyleyelim. Hocam astral seyahat demiştik. Evet. E, i̇zleyenler çok soruyordu. Biz de izleyenlerin sorusunu sizlere aktarıyoruz. Dilerseniz oradan başlayalım. Peki. Metafizik istihbarat astral seyahati nasıl tanımlıyor? Onlara sormadan evvel tekrar bir hatırlatma yapalım. evet Biz burada siz tarihçisiniz. Ee, ben de asas mesleğim. Hani bu değildi. Hı hı. Ancak yani bu konuda yaptığımız fiziki çalışmalar yok. Yani elimizde ne imkan var? İnsan olmayan metafizik varlıkların veya can soyundan gelen veya Kur'an'daki isimle cin denen varlıkların e, biz ömürleri bizden daha uzun, bizden daha farklı yeteneklere sahipler. Onlardan aldığımız bilgiler aktarıyoruz arkadaşlar. Bazen, kendi düşüncelerimiz değil. Kendi düşüncelerimiz değil. Bu ne İsmail Erno Yılmaz'ın düşüncesi anlatacaklarımız ne Koray Kamacın. Aynı. Sizin de istediğiniz gibi metafizik baratı soruyoruz. Ancak hani buradan aldığımız, onların getirdiği bilgiler bazı bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımızın ileri sürdüğü savlarla Tezat oluşturabilir. Hani ona bir şey diyemeyiz ve ayrıca biz burada kesinlikle bir iddia ile konuşmuyoruz. Evet. Her konuda emeği geçen, emek veren, çalışma yapan, size bu konuda bilgi sunan her araştırmaya, her uzmana, her ustaya emeğine ve ilimine saygımız var. Evet. En güzeli bu. Teşekkürler. Şimdi olsun. ne açızane sadece farklı bir pencere. Çünkü metafizik konusu ülkemizde yaklaşık 100 yıldır ihmal edilen, üstü örtülen bir konuydu. Ki bugün hocam da size bahsediyorum. Bu konu. önemli konuydu. Evet konuydu. Evet. Birçok dünyanın istihbarat örgütleri metafiziği bir silah olarak kullanıyor. Rusya'da Kozmik Bilimler Akademisi. Evet. evet örnek en çok kullanılan birisi Amerika Birleşik Devletleri. İlletleri. İsrail. Hocam i̇lletleri. sen de illetleri de ya. Benim evet. gibi de Amerika Birleşik Peki, İlletleri diyelim. Kırmayayım seni. Amerika Birleşik İlletleri bir de kendi evet. güçleri yok. Allah Dünyadan devşiriyorlar Yeni usulüyle. Metafizik olarak Allahü Teala bu topraklara çok şey emanet etmiş, saklamış. Ve elhamdülillah milletimizden de çok münevver insanlar var. Yani bu konu eğer üzerine resmi olarak da gidilirse literatürü çıkarılabilir, farklı çalışma yapılabilir, ülkemizin ve devletimizin gücüne güç katabilir. O zaman ben bir müjde vereyim mi hocam buradan? Tabii. Madem çok şey yaptınız, söylemeyecektim ama hadi söyleyelim. Kenan abi de burada. Milli İstihbarat Akademisi kuruldu biliyorsunuz. Milli İstihbarat Akademisi bünyesinde ezoterik ilimlerle alakalı da bir takım çalışmalar başlatılabilir. Bunu da buradan söyleyelim tamamen iddia bakın. Daha kesinleşmiş bir şey değil ama böyle bir şey de var. Devletimizde her şeyin farkında. Bu konuda da gerekli çalışmalar, metafizik istihbarat bünyesinde bununla alakalı uzmanlar görüşleriyle yapılabilir böyle bir husus da var. İnşallah. Vatanımıza, milletimize hayırlı olursa inşallah. İnşallah. Astral seyahat yapabilme kabiliyeti doğuştan mı geliyor? Sonradan mı insanlar öğrenebilir veya bu öğretilebilir mi? Deniz gibi astral seyahati zaten izleyicimiz çoğu biliyordur. Evet. Bu konu bilinen bir kavram. İnsanın bedenin cismi yapısının sabit kalıp ruh enerjisi yoluyla farklı mekanlara uzak mekanlara ulaşıp görüntü alabilmesi, gözlemleyebilmesi ilmidir. Biz bunu metafizik farkına soruyoruz. hani onların PC'sinden ne gözüküyor bizim için. Şimdi bunu sorduğumuz zaman mübarekler diyorlar ki Adem oğullara diyorlar daha evvel yaratıldı yani ruhlarımız daha evvel yaratıldı ve biliyorsun kaul e, hatırlamıyorsam ama galu bela olayında bir araya da geldik yani bütün Eles günü vardır değil mi hocam? Yani <laughs> orada bir araya geldik. Allahu Teala ahit verdik ve Cenab-ı Allah o ahit gereği bizleri imtihana gönderiyor dünyaya. Ama nasıl gönderiyor hepimiz bir anda göndermiyor. Bir zamana yaymış. Vakti gelen diyorlar gönderiliyor, vakti biten de geri çekiliyor. Diyorlar ki siz normalde ilk yaratıldığınız haliyle buraya inmiş olsaydınız diyorlar yani gerçek ruh halimizle burada çok üstün güçleriniz olur diyor. Bu alemde şu dünya üzerinde çok büyük güçlere sahip olunuz diyor. Leyf-i var mı o şeyler? Var? var ama diyorlar ki imtihan sırrı gereği. Melekut alemi diyor. Melekutlar diyorlar sizi ana rahmine düşerken birçok o güç noktanızı diyorlar mühürlüyorlar diyorlar. Niye? Çünkü siz buraya bir kul olarak gönderildiniz. Allahu Teala'nın hani nasıl bir eski Romalılar arana yaparmış ya. Bilmiyorum burada da var mıydı? Var var. E, burada da yaparlardı? var. ne yaparlardı? Her şeyi ele vermezlerdi. Bak derler senin silahın bu. Rakibinde bu. Yani buna karşı. Çünkü imtihanın bu diyorlar. Bizde evet. Biz birçok güçlerimiz arkadaşlar. Yani aslında orada bırakmıyoruz. Üzerimizde yolu var ama mühürlü. O yüzden tabii imtihan sırrı gereği böyle takdir olmuş. Razıyız buna. İnsan çalışarak onu Hı. ortaya çıkartabilir değil mi hocam? Şimdi şöyle. Tabii ki bu kendi başına biten ağacın meyvesi olmazmış. Hı. Ne olur bir ustanın elinde ve hak edene. Tersi de büyük bir problemlere yol açabilir. Gücü taşıyamayacak, emanet taşıyamayacak insanlara geçerse çok büyük fitne. Hem o kişi için büyük fitne olurmuş hem de diğer insanlık için. Ve imtihansızlığa ters olurmuş. O yüzden de alemi insan alemi İslam sahipsiz değil. Bazen de manevi güç sahipleri tarafından bunlar önlenirmiş. Yani evet. şimdi sorunun soru gelince. Asıl öğret, öğrenilebilir ve öğretebilir bir ilimmiş. Yani bunu teyit ediyorlar hocam. Peki doğuştan da dediğiniz yani, gibi. Dediğim gibi olabilir. o bazı insanda belki yine onun imtihanı sırrı gereği hiç olabilir. Şey de oluyor hocam mesela yeri gelmişken sorayım ben onu. Bazı insanlar vardır böyle tanışırız. Şimdi video izleyenler daha böyle arkadaşlar aklına gelir. Deriz ki ya biz seni sanki senelerdir seni tanıyorum der gibi olur. Hani Eles gününde birlikte miydik derler. Hani Eles günü vardır ya hocam ruhlar dizilir biliyorsun. Eles gününde birlikte miydik? Mesela ben belki yıllardır sizinle tanışıyoruz gibi. Yani eles gününde bizim sanki yarım kalmış bir şey devam ediyor. Yarım kalmış hı, bir şey sanki devam ediyor. Bizim tanışmamız da çok enteresandı biliyorsun hocam. Evet. Ben buna inanıyorum. Bak buna inanıyorum hocam. Bazı insanlar da acayip kan çekiyor. Bak kan çekiyor. Ya yani bu akrabalık veya başka bir şey değil. Bazı akrabalarından 100 metre öteye kaçarsın. Bazı dostlarına böyle hemen gidersin yanına kavuşursun ona sarılırsın. Yani bir eles gününde bir birliktelik de burada sanki yanındaymış veya aynı bölgedeymiş, aynı yerdeymiş, aynı dizilimdeymiş gibi böyle bir şey var. Merak ediyorum. Çok yani, önemli yani. Evet. Bu Diyor ki dediğiniz gibi bir şey var. Yani o günde yakın olan ruhlar birbirine dünyada da rastladıkları Hı. zaman yakınlaşıyorlar diyorlar. Evet. Ancak sizinle bizim karşılaşmamızı diyorlar o farklı bir şeydi diyorlar. Yani bak onu ben de merak ettim. Evet ee, ben de merak e, ediyorum. E, kitapta açılan bir yoldu diyorlar. Yani aslında normalde ikinizin de rotasında olmadığı halde diyorlar. Karar verici yani Cenab-ı Rabbil Aleminin çünkü Cenab-ı Allah kadere günde 360 şey değiştirmiş Bir kader değiştirmesinde dediler siz seçildiniz diyorlar. Daha önce bir videomuzda anlatmıştık ya. Buluşmamız da enteresan hocam. <gülüyor> hiç <gülüyor> alakasız bir şekilde, hiç alakasız bir yerde. Ee, denk geldi. Hasan abinin Allah razı olsun evet. varlığıyla bizleri birbirine konuşturdu. konuşturdu. Evet. Şimdi şunu diyorlar, Sorunu soruya binaen yine bir fırsat eğitimi. Hmm. Yani bak aslında bu diyorlar ki yani normalde bu söylenecek bir bilgi değildi ancak zaman yaklaşıyor diyorlar. Daha önce bunu anlatmıştık. Saat konusunu saat konusunu ve yaşanacak olay olayları. Çünkü belki öyle günlerden geçecek ki insanlık bir yazılı kaynak bulamayacak hayatta kalanlar. Teknoloji nasıl olacak bilmiyoruz. Ama en azından hatırda kalır belki zihin hafızasında. Arkadaşlar mübarekler diyorlar ki normalde her Adem oğlunun ve Havva kızının ruh enerjisinden bir minyatürü vardır diyorlar. Bu ne Allah demek? Allah. Şimdi bir dakika. Yani diyor ki sen şu an diyor, bir ya diyorlar. Evet. Eteklemeye hapsedilmişiz. Aynı surette diyorlar aslında bir nurdan da bir enerji niyetiniz var diyorlar. Ancak. Öteki alemde. Hayır burada. Burada mı? Üstümüzde var. Ama ha. diyorlar ki dışarıya çıkarmak o belli bir şey gerektiriyor diyorlar. İnsans, insinasyon, i̇nsinasyonu gerektiriyormuş hmm. ve manevi terbiyeyi. Hani bazen mesela özel yıllar eski eski insanlar yıllarca yaparlarmış bunu. Çeşitli riyazetler, çeşitli zikirlerle bazı kalp gözü, kalp gözü ve diğer başka ağızlarını açarlarmış. İşte bunu aşabilenlerde diyorlar o minyatür serbest kalıyor. Bu ne demek diyorlar? Bak. Muhittin Arabi gibi. Yani, Abdülkadir Geylani. Evet onlar gibi. Ki bakın Muhittin Arabi en münasip düşen belki Allah daha bilir. Çünkü o kadar çalışmaları nasıl yapabiliyordu? Bak diyor ki yani şöyle de diyor sen diyor mesela oturuyorsun diyor veya yatıyorsun diyor. Evet. Ama diyor senin diğer parçan o Ayakta diyor ve o alemleri de aşabilir diyor, cisimleri de aşabilir diyor. Minyatür olan parçamız. Evet aslında bak bu normalde cinlere ait olan bir şey. Vallahi. Yani duvardan geçebilmek, şey yapabilmek. Evet. Ama diyor ki insanoğlunun işte o minyatürü de bunu yapabiliyor diyorlar. Ama tabii ki... Bunu e, açmak e, mesela. Şimdi açmak mesele bir, e, ikincisi bir şey daha söylüyor arkadaşlar. Diyor ki eski kitaplardan okuduğunuz diyor, hani eski insanın yaptığı bazı metafizik çalışmaları diyor, şu anda sahip olamazsınız diyorlar. Neden? Çünkü şu andaki zamanda kimin hakimiyeti var? Deccaliyetin. Deccaliyet diyorlar. Allah onu bazı konularda güçlü kıldı, bazı konularda zayıf kıldı. Bunlardan biri de diyorlar ve onun bir idaresi olacağı için o bazı güçlerini teknoloji fen yardımıyla yapıyor diyorlar. O yüzden de diyorlar o bunları yaparken, o bunları fenle yaparken diyorlar siz bunları manevi güçle yapamazsınız diyorlar. Aslında Allahu Teala zamanında dediğim gibi Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'ne, Seyyid Abdülkadir Genel Hazretleri'ne, Şahın Nakşibat Hazretleri'ne ve daha nice alime sağladığı gücü şu an size sağlamıyor diyorlar. Neden? İmtihan sırrı gereği. Ancak tabii ki deccaliyetin düzenini kim yıkacak? Mehdi Aleyhisselam. Mehdi Aleyhisselam. kim ölecek? İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam. He, bunlar geldiği zaman diyorlar işte allah Teala bu ikisinin üçlerini onun gücünden daha etkin kılacak diyorlar. O yüzden hani bazen arkadaşlarına duyuyoruz hocam evet. bir şey, mesela bak, kitapta yazıyor bu doğru mu? Bak evet o doğrudur ama o o zamandı yani o, o zaman yaşanmış. O zamanın yaşanmış bir şey. Yani. Aynı zikir sen bugün okusan aynı tesir elde edebilirsin. Elde diyeceksin. Hatta o, ters edebilirsin. Tabii tabii. O o zamanın kitabının konularıydı. Bu zamanın kitabının konuları çalışmak lazım. Yani Bence. ehemmi mühimi tercih edeceğiz. Muhtaç olduğumuz şeyi elde etmeye çalışacağız inşallah. Evet. Hocam mübarekleri sorabilir miyiz? Astral seyahat uygulamasının tehlikeli tarafları var mı? Evet var diyorlar. Nerede tehlikeli olurmuş? Evet. Geri dönmezse. Şimdi şöyle. Ya o şuna benzer diyorlar. Hani bir şeyle ampuller var ya 60 wattlık 100 wattlık. Ampul yanıyor ya. Evet. Hatta böyle kısık gözle bakarsan böyle şualar görürsün. Bak o ait tutsan ampulüne zarar verebilir misin? Veremez. Veremez. Heh, bu da onun gibi diyorlar. Ancak şöyle zarar görürsünüz diyorlar. Şimdi diyelim ki korunan bir bölgeye girdiniz. Evet. Mesela demin ilk videomuzda kimden bahsetmiştik? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam. Ha, şimdi vatandaşın biri kalkıp da hadi ben Süleyman Aleyhisselam'ın gerçek kabrini görmek istiyorum diye niyet edip aslında oraya, oraya gitmeye çalıştık da diyorlar. Ha. Orayı bekleyenler şimdi şu ay tutmakla uğraşmaz. Çünkü bilir diyor. Yani ışığı tuttuğun zaman zannederse tutmaz aslında. Ama kaynağı görüyor diyorlar. İşte sen geri dönerken onlar da gelir diyorlar. Aynen şunu söylüyor. Sonra musallat. Yok daha fenası. Diyor ki direkt gelir diyor kalbin üstüne oturur diyor. Kalbin üstüne oturması demek ne demek? Maddi ağırlığı olmasa cis, cismani, cismani, ağırlığı. şey, cismani ağır, ağırlığı olmasa da metafizik ağırlığı var diyorlar. Evet. Ve kalbe baskı yapar diyor. Kalp atamaz diyor. Kalp atamazsa diyor o kişi evet dünya değiştirir diyor. Hani gitti de gelmedi oradan olur diyor. Evet tehlikesi varmış. Ona yani, da dikkat etmek yani, lazım. Yani yapılabilirmişti ama yani uzman nezaretinde ehil eller rehberlerle yapılması gibi tavsiye ediliyor. Tam da oraya soracağım hocam. Peki mübarekleri yine sorabilir miyiz? Ehil insanlar dediniz ya. Günümüzde astral seyahat uygulamasını profesyonel bir biçimde yapabilen insanlar var mı? Şimdi bunu teyit ediyorlar ama diyor ki bak yine bir fırsat elimi çıktı. Evet. Yani tarih boyunca da diyorlar günümüzde de diyorlar Hayır olsun inşallah. Üçüncü helikopter var. Evet. Bunu en iyi uygulayabilen sıkı bir disiplin şekliyle bir disiplin haline getirebilmişler. Bunu uzak doğudaki zen ne, ne oluyor? Zen Budizm mi oluyor? Zen rahipleri, zen, zen rahipleri Budizmleri var. Yapıyorlar. Evet, evet. yapıyorlar. Yani bu hani kafaları tıraşı var. Ha, biliyorum evet. Hayvansaldan riyazetle yaşıyorlar. Evet. Bunlar en tarihte en çok fazla hani asla uygulayanlar ve başarılı olanlar onlarmış. Tibet rahipleri var çok meşhur. Aynen. Yani. Tibet rahipleri. Tibet ]miş. rahipleri çok meşhur. Bak şu an bir şey daha. Yine bu şey bir bilgi arkadaşlar. Yine fırsat. Yani evet. konu konu yaşıyor. Siz soruyorsunuz bilgi geliyor. Yoksa bilgi fırsat eğitimi. Biz de buraya gelmece evet. burada bilmiyorduk. He, diyor ki en sevdiğimiz. Diyor ki şu andaki diyor, o Tibetlerin lideri olan Dalai Lama'ymış herhalde. Bakın diyorlar o adamın diyorlar çok ciddi bir manevi güç kullanıyor şu anda. Ama diyorlar gücünün temeli rahman Rahmani İslami diyorlar. Müslüman değil. yani Allah, Allah, yani Allah bilir kalbini yer bakamayız da. Ama İslami kaynaklardan aldığı, yani bu sadece bilgi kaynağı anlamayın canlı olarak da. İslam yani Müslümanlardan aldığı bir takım nurları kullanıyor diyorlar. Tabii ki bununla talebeleri yetiştiriyor. Dediğimiz gibi seyahat kazınabilen bir yetenek. Diyorlar ki şu an günümüzde diyorlar, hani tarihte en çok onlar kullandı. Günümüzde onlar kullanıyor ve bak şu anda hocam çok değişik bir bilgi geldi. Görüntü aslında bak diyor ki, bak demiyor gösteriyor. Şu an hocam sanki bir radar hani radar uçaplar gözüküyor evet. ya. Ve bakın arkadaşlar şu anda ülkemiz üzerinde bazı ışıklar uçuşuyor. Hani mana, manevi radardan bahsediyorum burada. Diyorlar ki bak şu an gösterdikleri şey. Bunlar diyorlar rahiplerin diyorlar. Ülke üzerindeki yaptığı asal seyahatler diyorlar. Yani bunda diyorlar ki metafizik casusluk için yapıyorlar diyorlar. Ama bilgi yani cismani casusluk değil. Zaten adam ne demiş ne demişlerdi? Adam şeyi kullanıyor. Müslümanların nurunu kullanıyorlar ya. Aslında Müslümanların enerjisini çalıyor arkadaşlar. Bak dikkat edelim. Yani nurlarımızı çalıyorlar. Yani bunu tabii ki ilahi makam izin verdiği için bunu yapabiliyorlar. Belki bu yüzden biz hala toparlanamıyoruz. Yani niye? Bizimle bir karşıt şeyimiz olabilir ama değil mi? Ondan Tabii karşı. ki. Yani tabii ki sonuçta manevi hırsızlığa karşı Allah'a sığınabiliriz. Metafizik hırsızlığa. savaşlar. Tabii ki yani Allah'ın bize yani. lütfettiği nuru biz, düşmanımız bizden sağlayamasınlar. Hani böyle kaça kat çekmek gibi düşünün. Evet. Mesela birisi ese olurdu ya telefon hattında falan başkası bağırır fatura öbürüne gelirdi o kullanırdı. Onun, onun, şey. yani, onun gibi bir şey. Manevi hırsızlığa karşı Allah-u Teala hepimizi korusun inşallah. Amin inşallah. Hocam valla çok güzel bir sohbetti. Son sözleriniz evet. varsa hocam alalım ondan sonra kapatalım. 17 Şubat'ta da görüşeceğiz inşallah. İnşallah Allah, afiyetle görüşelim inşallah. Cenabı ı Allah Ettiğiniz güzel duaları kabul eylesin. Çocuk çocuğunuzu dünyevi ve uhrevi nimetlerden mahrum kılmasın. Hepinizi ailel huzuru içerisinde sevinçle yaşasın inşallah. Amin. inşallah. Sevgili dostlar, bugün gerçekten yine güzel bir video oldu. Çok da güzel bir mekanda fırsat eğitimlerinin çok geldiği bir video oldu. Onu söyleyelim. Evet. Ee, bu videomuzu bir kez daha izleyin, bir kez daha izleyin. Çünkü her izlediğinizde farklı bir şeyler ki izleyicilerimiz öyle diyor. Her izlediğimizde farklı şeyler görüyoruz diyor. Bazen göremediğinizi Muhittin Arabi'nin bir sözü vardı ya. Bazen ihsar edilmesine izin verilmeyen sırlar sana nurları sönük bir halde görünür diye. Muhittin Arabi'nin çok güzel bir sözüdür. O yüzden birkaç defa izlemekte de fayda var. Bugün bizi yalnız bırakmayan başta Keyhan abimiz olmak üzere sevgili Manol Tur'un, Orta ve Balkanların Türkiye'nin en iyi rehberi. Bakın istisnasını söylüyorum. Be. Hocam, Uzak Doğu hepsinin hocam. <laughs> ya müthiş bilgileri var. Ben takdir ediyorum. Sevgili Zeki Bey de bugün yönetmenlik koltuğundaydı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. On da on maalesef Evet, çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.